Bu Türklerin tasarrufları nereye gitti? Yani hiçbir fark yok. İki memlekette sadece biz bu heriflerin, yani bunlar bir ara işte gittiğim zaman, bunları yoklamaya gittiğim zaman bak hepsi fevkalade yüksek tasarruf yapıyorlardı. Bütün düşünceleri Türkiye'ye gideceğim, orada bir şeyler kuracağım. Ve bunların içinden bir kısım veremli çıktı. Almanlar bu sefer bize diyorlar ki siz yani İstanbul'da bize hasta işçi yolladınız. Halbuki İstanbul'daki Alman şey bürosu son derece titiz bir şekilde muayene ediyordu. Hatta erkekleri anadan doğma çıplak. Bizim Türkler de son derece rahatsız oluyorlardı bu muayeneden ama gitmek için ona da katlandılar. Mesele sağlam insan gitti. Ne oldu? Orada işletmenin parasız yemeğini yemediler. Çünkü domuz eti var diye yemediler. Akşam gelip her gün makarna pişirdiler. Ve makarna yiye yiye yani sağlıksız bir diyetle bu hale geldiler. İşte ben gittiğim zaman mesela şöyle bir şey söylüyordum. Ya diyordum ki sizin niye şöyle bir şey yapmadınız bir içinden şey bir türkü seçmediniz de bir tane eline bir kepçe verip ayrı bir madem ki domuz eti kullanmıyorsunuz o kazandan o versin işçiye yemeği de adama kanaat gelsin. Ya öyle mi diye. Yani işte Einstein'ı yetiştirir fakat bunu bilmez. Yani böyle işte bu insanlar yani benim anam annem işte Almandı. Bunların karakterini çok iyi biliyorum. Yani bildiklerini zannediyorlar. Her şeyi biliyorlar zannediyorlar. Bir türlü karşı tarafında akıllı bir düşünce olabileceğini düşünmüyorlar. Yani son derece kendi şeylerine yani çok zor kabul ediyorlar başkasının fikrini. O Peggy de hareketi şimdi var ya şeyi yabancılara karşı o da işte yani yabancı istemiyoruz yani hep o yabancıya karşı işte o ırkçılıktır, Yahudi düşmanlığıdır hepsi onun içinde var.